Hocam Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici parti olarak ölçülerinin Müslümanlar kardeştir gerçeği olduğunu vurgulayan bir konuşma yaptı. Bizler Allah'ın emriyle birbirlerimize bağlanmışız. Ancak Müslümanlar kardeştirler. Büyük Birlik Partisi olarak PKK düşmanımız, Kürtler kardeşimizdir. Ölçümüz budur. Bunu kimse aklından çıkarmasın. Herkes tavrını ona göre belirlesin diye konuştu. Tam Osmanlı evladı, nur gibi Müslüman işte, tam Anadolu'nun tertemiz evlatları Alperenler. Destici hocam da Alperenlerin topluluğu, Büyük Birlik Partisi benim için bir dergah gibidir benim görüşüme. Evet. Evliya doludur. Mürşidimiz, dünya tatlısı şehidimiz de mürşit, tasavvuf ehliydi. Mesela o bilinmiyor. Yani mürşit de. Yani tasavvuf ehliydi. Ve dergah gibiydi orası. Maşallah. Bak yetişen aslanlarımız ne güzel konuşuyorlar. Maşallah. Ne güzel şeyhleri. Küçük dergahlar ama etkileri çok büyük. Maşallah. Maşallah. Osman Bey de değil mi o zamanında etrafında küçük bir topluluk vardı. Koskoca imparatorluk oldu sonra. Evet maşallah. 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 Evet. Hocam Sayın Mustafa Destici Türk milliyetçiliği tanımıyla ilgili de bir açıklama yaptı. Evet biz milliyetçi bir partiyiz. Gururla söylüyoruz bunu da. Ve bizim milliyetçiliğimiz kafatası milliyetçiliği değildir. Bunu da gururla söylüyoruz. Bu bayrağın altında birlikte yaşamak isteyen herkesin milliyetçisiyiz biz. Türk milliyetçiliği budur. Bu anlamda Kürt'ün de milliyetçisiyiz. Türkmen'in de Arnavut'un da yolumuz hak yoldur dedi. İşte bu kadar. Çok güzel konuşmuş. Maşallah. Elhamdülillah. MHP'nin görüşü de aynıdır. Sayın Bahçeli'nin izahları da aynıdır. Evet. Mesela bak Bahçeli ileri yaşına rağmen şu şevke bak ya, evet, şu heyecana evet. Bak, şu vatan sevgisine bak. Maşallah. Öyle aslanlar kükreyecek ki, ta Atlantik'te sesi duyulsun. İnşallah. Yani onun faydası var. O hükümete manevi destektir o. Tabii. İnşallah. İnşallah.